Arkadaşlar merhabalar. Hafta hafta rehberlik serisinin 4. serisindeyiz ve 5. haftanın rehberliğini yapacağız sizlere. Ve unutmamak için yine videonun başında söyleyeyim. Videonun sonunda yine size bir sürprizim var. Yani yine bir çekilişimiz var. 10 kişiye kitap hediyemiz olacak çekilişle birlikte. Onu da videonun sonunda hangi kitap ve çekiliş şartları nelerdir videonun sonunda sizlere bahsedeceğim. Evet, bu hafta 5. haftadayız. 5. haftada sizinle birlikte ne yapacağız? Açıortay ve kenarortay konusundan bahsedeceğiz. Yani onun bu haftanın rehberliğinden bahsedeceğiz. Şimdi ben çoğu arkadaştan şu cümleyi duyuyorum. Hocam biz iyi güzel hoş bir şeyler öğreniyoruz da hangi konudan, yani karşımıza bir soru geldiğinde hangi konu olduğunu bazen kestiremiyoruz. Ya da hangi kazanım olduğunu bazen sorularda kestiremiyoruz gibi sorular var. Ya aslında bunu üçgenlerin sonunda söylemem lazım ama ya bu açıortay ve kenarortay konusunda yani soru zaten direkt kendini belli ediyor. Yani sen bir soruya baktığında açıortaylık varsa açıortay kazanım açıortay ile ilgili öğrendiğin bilgileri oraya aktaracaksın. Ya da kenarortaylık varsa, ağırlık merkez varsa kenarortay konusu direkt kendini belli eden konular. Hocam diğer soruları nasıl yapacağız? O da üçgenler bittiği zamanki rehberlikte ben size işte şu kazanım varsa şöyle yapın, bu durum varsa böyle yapın, bunlara dikkat edin diye zaten üçgenlerin sonunda, yani üçgende merkezler haftasında açı kenar ve merkezleri anlatırken en son ben size işte şu varsa bu konular çıkar diye onun da rehberliğini yapacağım. Yani o rehberliği de orada size söyleyeceğim dostlar. Evet, şimdi bu haftanın rehberlik programlarına gel birlikte bakalım. Haftalık programımız bu şekildeydi. Kitabın içerisinde vardı. Bir de hızlı programımız vardı. Bunların PDF'leri neredeydi? Bu serinin ilk videosundaydı. Oradan indirebilirsiniz bu şeyleri, PDF'lerini, bunların PDF'lerini. İlk etapta şöyle şuna bakmıyorduk. Hızlandırılmış programa bakıyorduk. Hızlı programda bakıyoruz ki hemen açıortay ve kenarortaya bakıyoruz. Ne zamana denk geliyormuş? 7 Ekim'e denk geliyormuş. Evet, 7 Ekim'de açıortaydan 3 videomuz olacak. Kenarortaydan da 2 videomuz olacak. İlk videomuz bayağı bir kısa. Kazanım ayırdığım için 3 video şeklinde oldu. Normalde 2 videoda da halledebilirdim. Evet, burada ne yapıyoruz? Hızlandırılmış program iyi ya da çok iyi öğrencilere öneriyorduk. Ben olsam açıortayın videolarını ayın 7'sinde, 8'inde kenarortayın videolarına bakarım. Kolay soru bankasını 9'unda çözerim. Onunda da zor, yani orta halli soru bankasını çözüp bu işi hallederim. Böylelikle diğer derslere de çalışma fırsatınız da kalır diye söylemiştik. Evet, böylelikle ayın 10'una kadar gelmiş oluyorsunuz. Şimdi neye bakalım? Bizim kitaptaki normal, benim çoğu öğrenciye önerdiğim program, haftalık program. Burada haftalık programda da açıortay ve kenarortay. Yani kitabımızda 8. ve 9. günlere denk geliyor. 8. günde 3 videomuz olacak. 9. günde de 2 videomuz olacak. Ben olsam 1. gün, 7 gün sayıyoruz ya. 1. gün açıortay videolarına bakalım. 2. günde kenarortay videolarına bakarım. Sonra 3. 4. gün kolay kitap. 5. 6. 7. günde orta kitabın sorularını çözerim. Ben olsam haftalık programda bu şekilde devam ederim. Evet, açıortay kolay bir konu. Gerçekten açıortay kendini belli ediyor. Sayfamız kaçtı tam hatırlamıyorum ama rastgele açayım. Tam da 55'te değilmiş, 54'teymiş. Açıortay gerçekten kolay, tanımını iyi bir şekilde bileceğiz ve bu arada katlamalı sorular genelde açıortay sorularında, açıortay konusunda genelde katlama soruları geliyor. Çünkü katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit oluyor ya. Genelde de ÖSYM'de açıortay ile ilgili sorular soruyor mu? Ya soruyor da 3-4 yılda bir soruyor ama biz mesela geçen sene sordu bu, tam hatırlamıyorum ama ya biz bu konuya da yine önem vermeliyiz. Açıortay konusunu yapabilmek için yine önceki bilgileri iyi bilmemiz lazım. Çünkü açıortayın içerisinde yine ek çizimler karşımıza çıkabilir. Dik üçgen, özellikle dik üçgen zaten çok karşımıza çıkıyor. Dik üçgen konusuna dikkat edeceğiz. Özel açılı üçgenler yine karşımıza çıkabilir. Bundan önceki konu neydi? Bundan önceki konu da ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen karşımıza çıkabilir mi? Evet, bu konular da karşımıza çıkıyor ki öğrenme alanı sorusunda mesela ikizkenar üçgen sorusu ya da ek çizim sorusuyla karşılaşıyorsunuz burada. Yani bu zamana kadarki öğrendiğimiz her bilgi burada var. Zaten burada her konuyla, bu zamana kadarki gördüğümüz her konuyla ilgili soruları da yazdım zaten burada. Birinci günde ilk başta açıortayda kolları silen dikmeleri gösteriyoruz. Sonra birinci videoda pardon. İkinci videoda iç açıortay teoreminden bahsediyoruz. Her şeyinden bahsediyoruz. Yine kolay soruların animasyonları da var mı? Var tabii ki. Kolay soruların diyorum pardon. Bu yeni nesil sorularında animasyonları var. Sonraki üçüncü videomuzda dış açıortay teoreminden bahsediyoruz. ÖSYM genelde böyle iç açıortay teoremine daha fazla ağırlık veriyor ama siz dış açıortayı da bilin. Çünkü şöyle bir anım var. Türkiye'de derece yapmış bir öğrencim vardı. İlk
8'e giren bir öğrencim vardı. Matematikte bir yanlışı vardı. O yanlış da dış açıortaya önem vermemesinden kaynaklanıyordu. Dış açıortay teoremiyle ilgili soruyu yapamamıştı. O yüzden lütfen sizin de başınıza gelebilir. Uzun yıllardır da dış açıortay teoremiyle ilgili soru sormuyor. O yüzden dış açıortaya da lütfen dikkat edin. Yine burada katlamalarla ilgili animasyonlarımız mevcut, göreceksiniz. Sonra kenarortay. Kenarortay konusu da şuna dikkat edeceksiniz. Zaten ben başlığın kenarına da hemen yazıyorum. Ek çizimlere dikkat edeceksiniz. Genelde kenarortay konusunun yapılamamasının en büyük sebebi 1. Muhteşem üçlü, 2. Orta taban konusuna dikkat etmediğiniz sorular oluyor. 90 derecelik varsa muhteşem üçlü ve ekstra bir kenarortaylık varsa da mutlaka orta taban sorusu karşınıza gelecektir. O yüzden bu dediğim iki ek çizime sorularda dikkat edin. Normalde konuyu anladığınız zaman kenarortayla ilgili soruları çoğunlukla öğrencilerimiz yaparken sadece ek çizimli soruları yapamıyor. Dediğim gibi 90'lık varsa muhteşem üçlü, ekstra eşitlik varsa da orta taban konusuna lütfen dikkat edin. Burada da onlardan bahsettim. Burada da iki videomuz olacak zaten. Bir kenarortay ve eski bilgilerle oluşan sorular ve yeni nesil sorular yine animasyonla çok güzel bir şekilde destekleniyor. Mesela buradaki döndürme falan filan. Buradaki katlama, buradaki katlamayı zaten animasyonda gördüğün zaman soruyu daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Bir de özelliklerinden bahsediyoruz burada. Özellikleri olan videoda ikinci dersimizde olacak. Ama her zaman söylüyoruz, ilk dersimiz çok çok daha önemli. Kenarortayda da ilk dersi anlarsan büyük ihtimalle çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Evet, yine önceki bilgilerinin, emeklerinin karşılığını alabileceğin bir haftadasın. Yani önceki bilgilerin sağlamsa bu konuyu yine çok rahat bir şekilde, yani hem açıortay hem de kenarortay konusunu çok rahat bir şekilde yaparsın dostum. Evet, şimdi rehberliğimizi bitirdik. Sırada ne var? Çekiliş. Haydi gel çekilişe bakalım. Bu çekilişimizde de size 3D yayınlarından bir hediye veriyoruz. 3D yayınlarının TYT geometrisini veriyorum arkadaşlar size. 10 tane. Çekilişe katılma şartları neydi? Videoyu beğenin. Videoyu beğendikten sonra 3D kitabı istiyorum hocam deyip şöyle bir yorum atın. Ama şartlarımız neydi? Lütfen ama lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar yazsın. Elinde iki kitabı olan arkadaş lütfen yorum yaz. Basın. Yorum yazsın ama o kalp atsın. Hocam seviyorum sizi, şudur budur, olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Siz sıkıntı değil. Ama çekilişe katılan arkadaşlar nereden katılıyor? Kitabı istiyorum. İşte 3D geometri kitabını istiyorum yazanlar arasından çekilişimizi yapacağız dostlar. İnşallah hak eden kişiye, ihtiyacı olan kişiye gider diyoruz. Zaten bundan önceki videolarda da hep üzerine basa basa söylemiştik. Ve lütfen iki mesaj, bak tek mesaj atacaksınız. İki mesajı, üç mesajı, birden fazla mesajı gördüğüm arkadaşları listeden silerim. Lütfen ya çakallık yapmayın. Çakal öğrencim olmaz. Kenan Komutan'ın çakal öğrencisi olmaz. Çakallık yapmadan yazın yorumu. Oradan da bir çekilişi yapalım ve inşallah ihtiyacı olan bir kişiye gider diyoruz. 3D'nin TYT geometrisinden hediyemiz bu sefer arkadaşlar. Evet, bu şekilde 4. rehberliğimizi de yaptık. Yani 5. haftamızı yapmış bulunuyoruz. Sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Abone olduk. Beğendik. Kalbimizi attık, değil mi? Görüşürüz. Hoşça kal.